Cenab-ı Hak velizünüm diz zekati faülün, onlar ki zekat için faaliyet gösterirler. Demin bahsettiğimiz gibi aşağı yukarı 125 yerde kul verici olmasını Cenab-ı Hak arzu ediyor. Bir hadis-i şerif var şu şekilde. Hadis-i Müslim'de Allah Teala kıyamet gününde kuluna şöyle buyurur: "Ey Adem oğlu, ben hastalandım, beni ziyarete gelmedi." Uzun da hadisi, ben kısacası, ben gariptim, yalnızdım, kimsesizdim, beni ziyarete gelmedi. Kul da diyecek ki mukabil olarak, "Ya Rabbi, sen alemleri halk eden sen, yaratan sen, garip mi olurdun, hasta mı olurdun, kimsesiz mi olurdun?" Cenab-ı Hak da buyuracak, "Eğer sen o hasta kulumu ziyaret etseydin, o dertli kulumu gidip derdine derman olsaydın, o garip kulumu gidip ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." Velhâsıl mümin mümine zimmetli. Yine Musa aleyhisselam diyor, "Ya Rabbi," diyor, "ben," diyor, "seni nerede bulurum?" "Ya Musa," diyor, "sen," diyor, "beni," diyor, "gariplerin, kimsizlerin yanında bulursun." Mümin içtimalleştikçe de Cenab-ı Hak onun ruhaniyetini arttırıyor. Peygamberlerde, evliyaullah'ta baktığımız zaman en mühim hususiyet merhamet olmuş oluyor. Cenab-ı Hak çok merhametli, Rahman, kulunda merhametli. Bana verdi, ona vermedi demek ki ona vermedi, o bana zimmetli. Zaten merhamet de bu. Nedir merhametin tarifi? Sende olanın, onda olmayanın, onun eksikliğini senin telafi etmendir. Bize bir merhamet ölçüsü olmuş oluyor. Yine Cenab-ı Hak "Len tenâl bir râtâtün fukû mimâ tübbûn" buyuruyor. Sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Kendime ne kadar veriyorum? Evladıma, çoluk çocuğuma ne kadar veriyorum? Onun dışındakine ben ne kadar veriyorum? Cenab-ı Hak bir ölçü koyuyor. Rabbimizi ne kadar biz sevebiliyoruz? Yine Ebu Zer buyuruyor, bir malda diyor üç ortak var diyor. Fakat diyor mal benim der diyor, diğer iki ortağını düşünmez diyor. Birinci ortağı kendisidir diyor. İkinci ortağı kaderdir diyor. Ne kadar kendine kalacak bilmiyor diyor. Üçüncüsü ölümdür diyor. Ölümle tamamını bırak. Üç ortakla beraber geziyorsun diyor. Onun için bu diyor, üç ortağın en iyisi sen ol diyor. Sağlığında diyor Allah rızasını ara. Allah rızası için diyor infak et diyor. Bir de helal kazanç üzerinde bir hikmet ehli şöyle buyuruyor. Bir kul öldüğünde malı da iki husubetle karşılaşır buyuruyor. Eğer malında bir bozukluk varsa. Daha önce böyle bir musibet hiç görmemiştir. Birincisi ölümle elinden bütün mal gidecek. Diğeri ise bütün mal elinden gitmesine rağmen bunların hepsinin hesabına çekilecek. Nereden kazandı? Velhâsıl Cenâb-ı Hak bu kazanç ve infak üzerinde çok ikaz halinde. Yine Rabbimiz bizim hepimizin bir ölüm anını bize bildiriyor. Herhangi bir ölüm gelip de ölüm gelip çattığı zaman "Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciktirsen de sadaka versen ve salihlerden olsam" demeden önce "size verdiğimiz rızıklardan harcayın" buyuruyor. Efendimiz buyuruyor, herkes diyor salihler de pişmanlıkla ölecek, keşke daha öteye gitseydim diye. Yine Cenab-ı Hak yekulu ya leytene kaddemtu li hayati buyuruyor. O kıyamet gününde keşke diyecek kul, "Bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim ahirete." Velhâsıl bu usta ayet-i kerimeler çok fazla. Yani ben bir ayet-i kerimeyi burada şey yapayım. Cenâb-ı Hak İnsan Suresi'nde 8-11. Ayetlerinden Ali radıyallahu anh Fatıma validenin bir halini bildiriyor. Ali radıyallahu anh bir bahçede suluyor, biraz arpa veriyorlar. Fatıma validemiz o arpadan ekmek yapıyor. Tam yiyecekleri zaman veyahut da diğer rivayet oruçlular tam iftar vakti bir yetim geliyor. "Lillah," diyor, "Allah için verin bana," diyor. Ayet-i kerime kendileri canlarını çekmesine rağmen, kendileri muhtaç olmasına rağmen yetime verirler buyuruyor.
Yine Fatıma validemiz yine bir ekmek daha yapıyor. Bu sefer birinde yoksul geliyor, ikincide yetim geliyor, üçüncüde esir geliyor, üçünde veriyorlar. İki rivayet var. Ya iftarlarına suyla açıp devam ediyorlar veyahut da normal bir zamanda üç tane ekmeği arka arka yapıyor, kendi açken onları ikram ediyorlar. Onlar diyorlar ki verirken de biz size bunu Allah rızası için veriyoruz diyorlar. Verdiğimi minnet altında kalmayın diyorlar. Sizden bir karşılık beklemiyoruz bunun için diyorlar. Bir teşekkür etmeyin bize diyorlar. Çünkü diyorlar bir esbabı mucize bildiriyorlar. Abu sen kamtarira biz o zor ve belalı günden korkarız diyorlar. O belalı günün şiddetinden korkarız diyorlar. Abu sen kamtarira yani o kıyamet günün şiddetinden korkarız diyorlar. Allah da onların bu fedakarlık karşısında gönüllerine ferahlık verir ve onları o günün şerrinden korur buyuruluyor. Buna ait çok şeyler var. Ondan sonra gelen madde iffetle geliyor. Kadın olsun, erkek olsun iffetlerini muhafaza ederler buyuruyor. İffet insani vasfımız. Diğer mahlukat serbest. Cenab-ı Hak bir müminin iffetli olmasını istiyor. Tenhada bile iffetli olmasını istiyor. Efendimiz bir çobanı görüyor çıplak. Ücretini al diyor, bırak artık diyor çobanlığını diyor. Ya Resulallah diyor, ben de bir hata mı işledim diyor. Bak diyor, gerçek mümin diyor, sen bu hayvanları diyor, güdüyorsun diyor. Böyle yarı çıplak durumundasın diyor. Onun için senin diyor, bu şeye hayır gelmez diyor. Al ücretini diyor, çobanlığını bırak buyuruyor. Velhâsıl bir mümin gözüyle hayâ sahibi olacak. Gözün neler gördüğünün farkında olacak. Ağzıyla hayâ sahibi olacak. Her haliyle hayâ sahibi olacak. Bilhassa günümüzde giyimimizle haya olacak. Gerek erkekler, gerek hanımlar, daptar, pantolonlar vesaire. Bunlar bir erkeklik haysiyetine yakışmayan işler. Hanımların öyle maalesef pantolon, daptar bir giyim. Başını örtüyor, diğer tarafta meydanda olmaz bu. Kur'an-ı Kerim'de cilbap buyuruluyor. Cilbap, şekil belli etmeyen örtü buyuruyor. Onun için Cenab-ı Hak, ayet-i kerim, iffetlerini korurlar buyuruyor. Bu cennete girecekleri. Demek ki gözümüzle, kulağımızla, halimizle, bedenimizle kendimizi deşifre etmeyeceğiz. Bu şekilde bir iffeti muhafaza etmek. Ondan sonra verdikleri ahitte, sözde dururlar buyuruluyor. Bugün de bu çok mühim ticaret ehli. Bu çok mühim bu. Verdiğimiz söz borcumuzdur. Onu geciktirdiğimiz zaman bir günah girmiş oluyoruz. Elde bütün imkânları gitti, gidip özür dilememiz lazım, telafi etmemiz lazım. Bunda bir misal, bu da mühim hadis-i şeriflerden biri. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir kişi, Beni İsrail zamanında eski, bir kişi bir kişiden gidip 1000 dinar borç istiyor. O diyor, kefil göster diyor, kefilim Allah'tır diyor. Peki diyor, bu parayı sana verdiğime daha bir şahit göster diyor. Allah görüyor, Allah şahittir diyor. Al o zaman 1000 dinarı. Madem Allah'a şahit gösterdin, Allah'a kefil gösterdin, al diyor, sen bu 1000 dinarı al diyor. Bana öyle ne tarihte vereceksin? Şu tarihte vereceğim diyor. O tarih geliyor, vapurla karşı tarafta. Vapurla karşı tarafta. O tarih geldiği zaman, adam denizi bekliyor ki bir vapur gelecek, o verdi, Allah rızası verdiği o borcu getirecek. Fakat hiçbir gemi gelmiyor. Öbür tarafta ise, o 1000 dinar borcu olan kişi bir gemi bekliyor, gemi yok, gemi gelmiyor. Karşı tarafı geçecek, borcunu getirecek. Borç da verdi. Allah vekil dedi, Allah şahit dedi. Bir kütük görüyor, odun kütüğü. Onun içine oyuyor. 1000 dinarı içine koyuyor, bir de kağıt yazıyor içine. Bir de tapa yapıyor. Denize atıyor, ya Rabbi diyor, ben diyor seni kefil gösterdim, seni şahit gösterdim. İşte elimde imkan yok, gidemiyorum karşı tarafa, vapur da yok. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyor. Adam da bekliyor öbür alacaklı. Bakıyor bir odun kütüğü geliyor sahilde. Diyor bunu evime alayım diyor, yakarım diyor, odun olarak keseyim diyor, kullanırım diyor. Gidiyor evine götürüyor kütüğü keserken 1000 dinarla mektup çıkıyor içinde. Adam ikinci bir gemi bekliyor.
aman diyor, bir gemi gelsin hemen, ikinci bir 1000 dinar hazır, belki bu kütük kaybolmuştur diyor suda. Gemi gidiyor, gidiyor, buluyor onu. Bak kardeşim diyor, gemi diyor bulamadım diyor, ondan getiremedim diyor, al şu 1000 dinarını diyor. Fakat diyor, daha evvel diyor, bu 1000 dinarını bir kütüğe koydum, Allah'a tevekkül ettim, denize bıraktım, merak etme diyor, kütük geldi diyor. Ben de o kütüğü diyor, evimde yakmak için ikiye böldüm diyor, oradan diyor, senin 1000 dinarını çıktı diyor, mektubunda çıktı diyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, o ilk okuduğum Enfâl suresinde Allah'ı anladığı zaman kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve Allah'a tevekkül ederler. Cenâb-ı Hak, demek ahitlerinde sözüne dururlar buyuruyor. En mühim akit, biz kavlu bela dedik. Ya Rabbi, Cenâb-ı Hakk'ı tasdik ettik. Bu tasdikimizi bu dünyada ifa edebilmek. Rabbine güzel bir kul olabilmek, Rasûlullah Efendimiz'e güzel bir ümmet olabilmek, beşerî münasebetlerimiz, sözlerimizde, akitlerimizde durabilmek, ondan sonra bitiyor ayet. Yuhâfizûn geliyor, onlar namazlarını muhafaza eder. Baştan namazla, maddelerden tekrar namaz geliyor. Demek ki yuhâfizûn namazlarını muhafaza ederler. Namaz üstüne Cenâb-ı Hak bizden çok titizlik istiyor. Bilhassa gece o teheccüd namazları çok mühim. Rasûlullah Efendimiz o gece, o üzün, çöl yolculuğunda bile teheccüd namazlarını daima kılardı. Hatta Ayşe validemiz o kadar uzun kılardı ki secdeden akan yaşlardan ıslanırdı. Secde ettiği yer ayakları da şişerdi. Ondan Cenab-ı Hak vaat ediyor. Onlar diyor Firdevs cennetleri var. En âlâ cennetler. Bu ayetlerin muhtevasında yaşayanlar için. Velhâsıl sohbetimizi toparlıyoruz. Birincisi Kur'an ve sünnet istikametli bir hayatımız olacak. Bu hayatı ruhani olarak bir marifetullah'a intikal ettirebilmek için, yani kalpten öbür âlem pencereler açılması için, hikmet ve sırlar tecelli etmek için vel müstafirine bil esrar seherlerde uyanık olmak. Teheccüd namazıyla, istiğfarımızda, kelime-i tevhidimizde, salavat-ı şerifimizde istikbalen ölümü tefekkür etmemizle, ondan sonra da gündüzleri de inşallah Cenab-ı Hak kûnû me'as sâdıkîn sohbetlerimiz ruhaniyet olacak, bize bir enerji verecek ve gâfillerden de uzak kılacağız inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir hikmetli sözü var. Öyle bir diyor, İslam şahsiyeti, İslam karakteriyle müzeyyen öyle bir hayat yaşa ki diyor, sağlığında diyor, herkes seni özlesin diyor. Vefatından sonra da diyor, herkes sana hasret duysun diyor. İşte kardeşler bugün o Allah dostları, mezhep imamları, onların güzel halleri, Evliyaullah, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Aziz Mahmud Dahi Hazretleri, hep onlara hasret halindeyiz. Onlar fani hayatlarından sonra berzahtaki âlemleri bile o kıssalarıyla, o hikmet sözleri bize hâlâ bir irşat halinde. Öyle bir hayat sür ki diyor, sen diyor, dünyadayken seni özlesinler, vefatından sonra sana hasret kalsınlar. Yine bir şair, entellezi veledetke ümmüke bâigen buyuruyor. Anan diyor, seni doğurup dünyaya attığı gün diyor, sen ağlayarak dünyaya çıktın diyor. Herkes de bir sevinçten gülüyordu diyor. Annen kurtuldu ve bir kişi daha aileye katıldı. Sen ağlıyordun, etrafındaki sevinçten gülüyordu diyor. Öyle bir hayat yaşa ki diyor, arkandan diyor, senin diyor yine aynı bu şekilde, sen diyor gülerek gidesin diyor, arkandakiler de hasret duysun sana diyor. Seni yani hasret duysundan kalır, seni rahmetle ansınlar. Daima mezarına dahi bir rahmet yağsın. Yine bu hak dostundan Mevlana diyor ki, bu hepsinin tercümanıdır. Benim diyor mezarımı diyor, yeryüzünde aramayın diyor. Benim diyor mezarım diyor, kabrim diyor, ariflerin diyor, hakkı tanıyanların diyor, yüreğindedir diyor. Bakın Bahattin Nakşibendi Hazretleri, Mevlana Hazretleri, Abdülkadir hep onların yüreğimizde onların devam ediyor onlar. İnşallah Cenab-ı Hak onların, o Evliyaullah'ın
o güzel hallerinden, o ruhani hallerinden cümlemize inşallah Rabbimiz ihsanlarda, ikramlarda bulunur inşallah. Son nefesimiz bu iki bayram neticesinde gerçek bayram inşallah son nefesimiz olur inşallah. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne vefatından sonra bir kişi rüyada görüyor. Diyor ki ne tavsiye edersin bize diyor dünyadakilere. Bahattin Nakşibendi Hazretleri buyuruyor ki son nefesinizin nasıl olmasını arzu ediyorsanız o şekilde olun buyuruyor. Yine ayet-i kerimede Fussilet suresinde Rabbim Allah'tır deyip yani Allah rızası için hayatını istikametlendirirler. Sümmes takamu Allah Resulü'nün izinde gidenler, onun ruhuna içinde gidenler için melekler iner onlara korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bu tefsirler ölüm anında gelecek. Kabre girdiğimiz zaman yine kıyamette gelecek. İnşallah son nefesimiz inşallah en güzel anım olması Cenab-ı Hak nasip müyesser eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla Lillahi Teala'l Fatiha.